Melkor önce Utomno'nun karanlık zindanlarında elfleri çarpıtarak orkları yaptı. Daha sonra da bir başka kalesi olan Angband'da canlıları bozarak onların karanlık suretlerini yapmaya devam etti. Utomno ve Angband'dan orta dünyaya yayılan şerlerden bir tanesi de trollerdi. Öyle ki Melkor defedildikten sonra bile bu troller orta dünya halklarının başına bela açmaya devam etti. Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere trolleri anlatacağım. Melkor'un trolleri tam olarak ne zaman yaptığı belirsizdir. Bir ihtimal yıldızların çağında elfleri orklara dönüştürdüğü Utomno da aynı zamanda trolleri de yapmış olduğudur. İkinci ihtimal ise birinci çağda Angband'ın derinliklerinde bu güçlü ve korkutucu yaratıkları yaptığıdır. Melkor orta dünyada var olduğu süre içerisinde hiçbir zaman tamamen yeni bir şey yaratamadı. Onun yaptıkları her zaman zaten mevcut olan varlıkların uzun işkenceler ve kara büyüyle çarpıtılması sonucu olmuştur. Bu nedenle trolleri de başka varlıklardan oluşturmuştu. Tam olarak kimleri dönüştürdüğü bilinmese de çok kuvvetli bir ihtimal vardır ki o da Entlerdir. Yüzük Savaşı esnasında Fangorn ormanına giren Hobbit Merry ve Pippin burada Entler ile karşılaşmış ve Entlerin başı konumundaki ağaç sakal onlara trollerin Melkor tarafından Entleri aşağılamak için yapıldığını söylemiştir ki bunun doğru olması çok büyük ihtimaldir. Çünkü Melkor Yavanna'nın çocukları sayılabilecek Entleri ilk gördüğünde onlardan nefret etmiş ve onların gücünü arzu etmişti. Troller de aynı Entler gibi devasa yaratıklardır. Oldukça güçlü ve gaddar yaratıklardı. Boylarının tam olarak ne kadar olduğu bilinmemekle beraber insanlardan daha uzun ve cüsseliydiler. Yakaladıkları her canlıyı pişmiş veya çiğ olarak yerlerdi. Kanları siyahtı ve derileri de gri veya griye yakın bir yeşil renkteydi ve çok kalındı. Öyle ki 3. çağda yüzük kardeşliğini Moria'da sıkıştıran orklar arasında bulunan dağ trollerinden birine saldıran Boromir, kılıcının bir taştan sekmiş gibi olduğunu görmüştü. Diğer yandan özel olarak rünlerle bezenmiş kılıçların bu deriyi kağıt gibi deldiği de yüzük taşıyıcısı Frodo'nun Sting ile aynı trole saldırması sonucu anlaşılmaktadır. Troller orklardan farklı olarak oldukça akılsız yaratıklardı. Kara lisanda birkaç kelime konuşabilirlerdi ve kendilerine verilen basit komutları yerine getirirlerdi. Akılsız oldukları nedeniyle de yapılar yapamazlar, genellikle mağaralarda ve dağların içerisinde karanlık yerlerde yaşarlardı. Fakat trollerin en büyük zayıflıkları çoğunun güneş ışığına maruz kalamamasıdır. Melkor'un yaptığı trollerin hepsi direkt gün ışığına çıktıklarında taşa dönüşürlerdi. Sadece Sauron tarafından çok sonradan yetiştirilen Olokhai adlı troller güneş ışığından etkilenmiyordu. Trollerin güneş ışığına karşı olan zayıflıkları Melkor'un henüz daha güneş ortada yokken yani yıldızların çağında onları oluşturduğunu düşündürtüyor. Daha sonra kendi yaptıklarının bir sonucu olarak Valar güneşi ortaya çıkardığında Melkor'un o ana kadar yapmış olduğu bütün yaratıklar öyle ya da böyle güneşten etkilendiler. Orklar güneş ışığına çıkamazken troller için güneş çok daha ölümcül olmuş olabilir. Çünkü Melkor'un güneş doğduktan sonra yapmış olduğu ejderhalar gibi yaratıkların güneş ile ilgili bir zayıflıkları yoktu. Bu da akla trollerin henüz güneş ışığı yokken yapılmış olduğunu getiriyor. Fakat ister yıldızların çağlarında yapılmış olsunlar, ister güneşin birinci çağında, onların orta dünya tarihine girişleri güneşin birinci çağında elfler ile Melkor arasındaki savaşlar esnasında oldu. Tarihe geçen ilk troller sayısız gözyaşı savaşı esnasında görülmüş olan trollerdir ki bu troller Balrogların efendisi Gothmog'un yanında dolaşan bir nevi onun korumasıydılar. Húrin, Turgon'un savaş alanından kaçmasını sağlamak üzere savaşırken bu troller ile karşılaşmış ve birçoğunu öldürmüştü. Ama trollerin kara kanı savaştığı baltayı da kullanılmaz hale getirmişti. Buradan da trollerin kara kanlarının asitik özelliği olduğunu anlıyoruz. Trollerin çoğunun bir iki kelime konuşmaya yetecek kadar zekaları olduğunu söylemiştim ama tarihe geçen bütün troller bu kadar akılsız değillerdi.
en azından 3 tanesinin düzgün konuşacak kadar zekaya sahip olduklarını ve kendilerine isim bile verdiklerini biliyoruz. Bu 3 troll Erebor seferi esnasında şairli Bilbo Baggins ile Thorin Meşe Kalkan önderliğindeki cücelerin karşısına çıkmışlardı ve kendilerine verdikleri isimler Tom, Bert ve William Huggins idi. William özellikle ilginçtir çünkü ismi olan bir troll olması bir yana soyadı olduğu bilinen tek trolldür. Fakat troller arasında baba oğul ilişkisi ya da soy ağacı olduğuna dair başka hiçbir kanıt yoktur. Kendilerine insan isimleri veren bu ilginç troller Bilbo Baggins'i ve ardından cüceleri yakalamış, bozuk fakat anlaşılır bir şekilde birbirleriyle konuşarak onları nasıl pişirmeleri gerektiğini tartışmaya başlamış fakat daha sonra Gandalf'ın seslerini taklit ederek tartışmayı sürdürmelerini sağlaması sonucu güneşin doğduğunu fark edememiş ve sonuçta taşa dönmüşlerdi. Yolcular trollerin yakınlardaki inini araştırdıklarında bu 3 trollün hatırı sayılır bir hazineye sahip olduğunu görmüşlerdi ki trollerin ejderhalar gibi hazinelere düşkün olduğunu gösteren tek kanıt da budur. 3. çağda nasıl orklardan Uruk-hai'ler üretilmişti? İşte onun gibi Sauron'da trollerden Olok-hai adlı yeni bir tür yetiştirdi. Olok-hai'lerin en büyük özellikleri güneş ışığında taşa dönmemeleridir ama yine de orklar gibi güneş ışığından hoşlanmazlar. Bu troller diğer trollere göre daha zekiydiler. Savaşta zırh giyerlerdi ve uzun kılıçlar, gürzler veya kargı gibi silahlar kullanabilirlerdi. Minas Tirith'in önünde yapılan Pelennor Düzlükleri Savaşı'nda ve daha sonra Mordor'un Kara Kapısı önünde savaştılar. Yüzük Savaşı sona erdiğinde ise tüm Olok-hai'ler öldürüldü ve soyları tükendi. Olok-hai'ler troll türünün en gelişmiş şekliydi ama diğer troller de kendi aralarında farklı gruplara ayrılıyorlardı. Bunlardan bir tanesi mağara trolleridir. Bu troller karanlık yerlerde, mağaralarda yaşarlardı ve dışarıya çok az çıkarlardı ya da hiç çıkmazlardı. Moria'da Yüzük Kardeşliği'nin karşısına çıkan troller mağara trolleriydi. Bir başka troll türü tepe trolleriydi. Bunlar vahşi yaşama uyum sağlamış trollerdi. Gündüzleri karanlık yerlerde uyurken geceleri dışarı çıkar ve avlanırlardı. 3. çağın 2930. yılında Aragorn'un da büyük babası olan Arador, Ayrık Vadi'nin kuzeyinde yaşayan bir tepe trolü tarafından yakalanmış ve sonrasında da öldürülmüştü. Dağ trolleri de trollerin bir başka türüydü. Bunlar hakkında çok fazla bilgi yoktur fakat diğer trollerden daha iriydiler. Ve Pelennor Düzlükleri Savaşı esnasında Minas Tirith'in kapısını kırmak için savaş alanına getirilen büyük şahmerden Grond'u bu troller taşımaktaydı. Kar trolleri de var oldukları dışında hakkında çok az şey bildiğimiz troll türlerinden. Nerede yaşadıkları bilinmese de kuzeydeki donmuş ıssız topraklarda yaşıyor olmaları muhtemeldir. Kar trollerinin varlığını bilme nedenimiz ise Rohan kralı Helm Hammerhand'in uzun kış esnasında Helm kalesini terk edip çıplak elleriyle bir kar trolü gibi öldürdüğünün söylenmesi nedeniyledir. Taş trolleri de yine hakkında çok şey bilmediğimiz trollerden. Orta dünyanın batısında yaşadıklarını, ortak dili konuşabildiklerini biliyoruz ki işte Bilbo ile cücelerin karşılaştığı ortak dili konuşabilen ve kendilerine isimler veren trollerin taş trolleri olması büyük olasılıktır. Son olarak bir de yarı troller ya da troll insanlar ismi verilenler vardır ama bunların troller ile bir alakaları yoktur. Bu isim Pelennor Düzlükleri Savaşı'nda uzak Harad'dan gelen oldukça iri insanları tanımlarken Dol Amroth şövalyeleri tarafından kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, bugün sizlere trolleri anlattım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Lütfen siz de kanalın yayılabilmesi için arkadaşlarınız da ilgileneceğini düşündüğünüz insanlarla bu videoyu paylaşın. Aynı zamanda bana destek olmak istiyorsanız Patreon Orta Dünya'ya giderek buradan çeşitli abonelik modelleriyle bana destek olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Haftaya Salı günü görüşmek üzere.